Bülent Erandaç, Kılıçdaroğlu'nun Almanya sevgisi. Değişik şekilleri ziyaret ediyorum. Toplantılara katılıyorum. Aziz vatandaşlarımız genelde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın haçlı, Siyonist Batı'ya karşı yaptığı konuşmalardan çok memnun. Merak ettikleri 3 konu var. Soruları genelde 3 noktada toplanıyor. 1. Suriye ve Irak ne olacak? Türkiye gönül coğrafyasında nereye kadar gidecek? 2. Türkiye NATO ve AB'den çıkarsan neler olabilir? 3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya neden tek laf etmiyor? Batı'nın kankası olma Arkasında bilmediğimiz bir şeyler mi var? Aziz milletimizin merak ettiği üç konuda gerçekten hayati stratejik özellikleri var. Bu soruların partili olsun olmasın aziz milletimizin kahir çoğunluğunun kafasından geçtiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu neden Almanya'ya tek laf etmiyor? 15 Temmuz fetö'nün Türkiye işgal darbe teşebbüsü Sonrası Kemal Kılıçdaroğlu değişti mi? Bana göre hayır. Haçlı Siyonist Batı taşeronuyla işbirlikçisiyle terör örgütleriyle basınıyla Türkiye'mize saldırıyor. Ana muhalefet partisi CHP Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'yı Almanya'da Kemal Bey'i pek beğenir. Ortada itina ile izi sürülmesi gereken bir hat var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim genel başkanlığa getirdi? Doğan Medya Hürriyet. Hürriyet'in ortağı Alman Medya'da ve Axel Springer. Demek ki zımnen Almanya'ya uzanan hat var. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra ilk yurt dışı gezisini nereye yaptı? Almanya'ya. Ben ilk gezisini Almanya'ya değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne veya Azerbaycan'a yapmasını isterdim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan veya diğer Türk devletlerine gittiğini hiç gördünüz mü? Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan mesela. İsmet Paşa'nın CHP'sinin Türk Cumhuriyetleri ile hiç yakınlığı olmamıştır. İki anekdot. İsmet Paşa'nın İngiliz hayranlığı CHP lideri İsmet Paşa görevde kaldığı sürece Müslüman ülkelere kafasını dahi çevirmemişti. Hep Batı'ya, İngilizlerden gözünü ayırmamıştı. Atatürk İsmet Paşa'yı başbakanlıktan uzaklaştırmıştı. İnönü evinde İngilizce öğrenmeye kendini adamıştı. Atatürk'ün vefatından sonra ağırlıklı olarak Fevzi Çakmak'ın Cumhurbaşkanı olması beklenirken o dönemin güçlü devleti İngiltere'nin İsmet Paşa'yı desteklediği görülmüştü. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olur olmaz İngilizlerle saldırmazlık paktı imzalaması çok manidardı. Rahmetli Adnan Menderes'in İslam ülkelerine yönelmesi 27 Mayıs Albaylar Cuntası tarafından suçlanmıştı. Darbenin arkasında CHP'nin bulunuşu düşündürücüdür. CHP Batı'yı neden çok seviyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya olan düşkünlüğü. Araştırmacı yazar Süleyman Yeşilyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya derinliğine ışık tutuyor. Yeşilyurt'un yayınlanan Çarkçı Kemal kitabı ve mahkeme konuşmasından alınmıştır. Ailesinin soyadı Karabulut idi. 1966 senesinde Kemal Bey soyadını Kılıçdaroğlu olarak değiştirdi. 1980 ihtilali döneminde Fransa'ya gönderildi. Çarkçı Kemal kitabının yazarı Süleyman Yeşilyurtu Kılıçlaroğlu mahkemeye veriyor. Duruşmada Kılıçlaroğlu hakkında şok bir açıklama yapıyor. İbrahim Karabulut, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öz amcasının oğlu olup PKK'nın Hamburg sorumlusudur. Türkiye'ye girişi yasaklı birisidir. Yeşilyurt beraat ediyor. Son sorular. PKK'nın hayati merkezi Almanya. Parasını, silahını oradan alıyorlar. Bölücü terör PKK Türkiye'yi kana buluyor. Almanların yönlendirdiği Avrupa Parlamentosu yalan yanlış terbiyesiz gerekçelerle dondurma kararları alıyor. Peki CHP Kemal Kılıçdaroğlu neden Almanya'ya tek laf etmiyor? Bülent Erandaç takvim.